eve gitme kararını nasıl aldın? Zaten çok seviyor oluyorsunuz o dönemde onları. Ay artık iyice bağlandın onlara. Evet, takdir ediyor oluyorsunuz. Sen artık gel burada yaşıyor diyor mesela adlı nokta size. İyi tamam iyi olur diyorsunuz. Benim zaten öğrenciyken... Neden iyi olur diyorsun mesela? Zaten seviyorsunuz o dönemde onları. Yani siz mesela çok sevdiğiniz bir arkadaşınız olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlarımla 7-24 birlikte olacağım diye. Yaptığım faaliyeti de seviyorum diyorsunuz. Ve komün hayatı gibi düşünüyorlar onu yani. Evet, hep beraber eğlendiriyorlar. Aslında bir yönüyle... benim o dönemde yaptığım bir fedakarlıktı. Çünkü benim o dönemde aslında yaşantımdan bir dönem yani bir fedakarlık yaparak daha kısıtlı bir yaşantıya geçtim. Çünkü benim zaten rahat, maddi açıdan da rahat, manevi anlamda da rahat. Kimsenin bana karışmadı. Çok arkadaşım olan, etrafında insanların beni sevdiği bir mesela, arkadaşım. Merak ediyorum yani ya, samimiyetine güvenerek soruyorum. İnsanın delirmiş olması lazım. Kendinin iyi bir ailen var, iyi bir eğitimin var. Ama bakın ben şu an artık, ödün verip, ben şu an bugün 40 yaşına yaklaşmış bir insanım. Bugünkü aklını diyorsun. Bugünkü aklımı zaten o yaşta giren yok oraya. Zaten genç, deneyimsiz. Evet. 40 yaşında gidip Adnan Oktar'a teslim olan yok. Tabii canım. Zaten öyle bir kimse yok yani. Öyle bir ortalama ancak yok. Ancak şöyle var. Bir örnek var. İsmini vermeden söyleyeyim. Galiba bildiğim kadar zaten göz altında kendisi. Bir mesela yaşı ileri bir insan. İki oğlu bu örgütte belki 30 yıldır. Eşi vefat ediyor. Gidecek hiçbir yeri yok. Onlarla beraber yaşamaya başlıyor. Hayat. Yani bu tip insanlar var. Daha sonra o örgütün suçlarına karışmaya peki, başlıyor. Peki sen o zaman o eve girdiğinde evet. O evde tuhaf şeyler olmuyor muydu? Açık odalar, kapılar, ha, onlar evet. Bunlar. Oluyor tabii. Sen zaten göz örgütte... göre göre mi gittin de yani bu eve girdin? Göz göre derken eve zaten görerek giriyorsunuz tabii de. Evin içindeyken bile veya dışındayken şimdi burada 121 eve ve iş yerine baskın yapıldığını düşünün. Yani örgüt böyle tek bir noktada toplanmış, hep herkes beraber oturuyor. Her yani o büyük ev önünde. Değil mi? Orası ha. Ama yani. Sen orada mı yaşıyordun? Orada yaşıyordum. Ya herkes orada değil. Anladım. Yani her işte orada olmuyor. Anladım. Ha, bakın, anladım. Yani ve herkes yani siz orada bulunsanız bile orası belki görmüşsünüz de küçük bir köy gibi yani 15 dönümlük bir arazi. Bir günün nasıl geçerdi mesela? Çok ya merak ediyorum. Işte, sabah uyandın oradasın. Ve annen baban muhtemelen senin için çok çırpınmışlar. Çok tabii ki. Evet. Yani annen rahmetli olmuş. Evet. Baban çok üzülmüş. Sen yani ona hiçbir şey sormamış o geldiğinde dönem, geri. O evet. Babam sabah uyandın çok ne yapar mesela kedicikler? Eski kedicikler diyeyim daha doğrusu. Şöyle yani tabii dediğim gibi orada bir hücre sistemi var. Herkes kendi işi neyse ona göre bir şey yapar. Mesela kitap yazımına yardımcı olan insanlar bir bölümdeyse kalkıp araştırma yapıp o konuda faaliyet yapmaya başlarlar. Sen? Ben hem bu tip konularda faaliyet yapıyordum hem bir dönem daha sık daha sonra çok çok serik olmak üzere bu canlı yayınlara gidip geliyordum. Uyanıyorsunuz, hazırlanıyorsunuz. Belli mesela orada konuşulacak konularla ilgili araştırma yapıyorsunuz. Daha sonra stüdyoya gidiyorsunuz. Yayın için çağrıldığınızda yayına çıkıyorsunuz. Daha sonra geri dönüyorsunuz. Yeni faaliyetlerinizi yapıyorsunuz. Aslında yani o durumda bile çoğu durumda yani görüyorsunuz adlı noktaları ama kısıtlı şeyler sizin önünüzde oluyor. Yani hücre sistemi dediğim bu bakın bu FETÖ'de de var, PKK'da da var, Scientology'de de var. Yani yurt dışındaki bu manyak tarikatlarda da var. Evet. Yani her yerde var bu. Bu şunu sağlıyor. Siz her işlenen suçu görmüyorsunuz. Evet, her sizi şeyin herkese bir göre biliyor. Yani böyle terzinin diktiği özel üstünüzü elbise gibi düşünün. Sizin kabul edeceğiniz şeyler gösteriliyor. Mesela Ümit burada. O yani o adam sağ kolu gibiydi o dönemde ayrılmadan önce. Ve buna rağmen dolandırıcılık konularını bilmiyordu. Gördüğü anda ayrılıyor. Ama onun yani önünde şey olmuyor gibi, yani her şey. Bu hani terzilikten örnek verdiğim evet. için söylüyorum. İşte bu konfeksiyonlarda nasıl herkes işte bir gömleğin biri işte düğmeyi dikiyor. Evet. Biri kolları dikiyor. Aynen biri öyle. Dolayısıyla gömlek bittiğinde biten gömlekle ilgili kimsenin bir fikri yok evet. ama herkes bir parçasını tutmuş. Evet elinden. Aynen öyle çok güzel bir örnek. Ya bu mesela daha değişik bir örgüt. Mesela FETÖ yapılanmasında daha geniş, daha kitleyi hitap eden, daha farklı bir ulaşım görüyorsunuz. Bu öyle değil. Bu teker teker hedef oluyor. Mesela bir genç kızı düşünün. Bu diyorlar ki bu genç kızı kesinlikle örgüte kazandırmamız gerekiyor. Elimizden geleni yapalım. Şimdi bu genç kız yola gidiyor. Önünde birisi anahtarını düşürüyor mesela. İşte oradan bir konuşma başlıyor. Vaktimi almayın diyor. Yürüyor gidiyor genç kız. Orada kolun kapanmıyor. Onun peşini öyle kolay bırakmıyorlar. Eyvahlar. Yani ona okulunda bir arkadaşı çıkıyor. Sosyal medyadan değişik insanlar tanışıyor. Bu kızları neye göre seçiyorlar? İşte az önce anlattığım gibi. O dönem örgütün neye ihtiyacı varsa ona göre seçiyorlar. Ona göre seçiliyor.